Evet, merhabalar. Hyundai i20'nin konsol detaylarını inceliyoruz. Ortadaki yol bilgisayarı teperi 3 tane menü var. Bu 3 menü arasında gezip arada seçeneklerde bulunuyorsunuz. Bunu zaten eski Hyundai modellerinden de tanıyoruz. Yan tarafta iki analog gösterge var ve görüntüleri oldukça şık. Alt tarafta yakıt ve hararet de yine mavi renklerle renklendirilmiş ki gerçekten oldukça da net bir şekilde göstergeyi takip edebiliyorsunuz. Orta ekrana geçtiğimizde ikisi de 10,25 inçlik olan ekranların orta tarafı multimedyaya kumanda ediyor. Klimaya da aynı zamanda müdahale edebiliyorsunuz. Çifte bölünebiliyor. Ekran yanlamasına uzun olduğu için ikiye bölebiliyorsunuz. Sağ tarafa navigasyonu yaslayabiliyorsunuz. Solda radyoyu görebiliyorsunuz. Ana ekranla beraber şimdi şöyle neler varmış bakalım. Dokunma hassasiyeti ve kullanılan renkler de iç mekanla gayet uyumlu. Siyah arka plan ve mavi küçük görseller biraz okumak zor olsa da zaman içerisinde alışılacak menülerle beraber kolay kullanılacak hale gelecektir ki home tuşu da yukarı alınmış. Burada bir Android cihaza benzer şekilde tasarlanmaya çalışmış gibi gözüküyor. Diğer taraftan aracın iç detaylarına geçtiğimizde direksiyonun sol tarafında multimedya kumanda eden, sağ tarafında da yol bilgisayarıyla cruise kontrol, şerit takip gibi detayları kontrol eden düğmeler var. Altta tam otomatik klimamız var ki tek bölgeli şık vites topuzumuz da şekli oldukça kullanışlı. Levye tarzındaki vites topuzu oldukça kolay kullanılıyor ve ele çok güzel bir şekilde oturuyor. Destek olarak da kullanıp klima kumandalarında çok rahat bir şekilde kumanda edebiliyorsunuz. Yine genel anlamda son dönemin trendi telefon şarj istasyonları da aracımızda mevcut. Kol dayama ve bardaklıkları da oldukça kullanışlı. Kısaca şöyle bir içine göz atmış olduk ekranlara ve basitçe gözlere baktık.